O neydi Semra'nın? Buz mu yaptınız? Evet. Limonatadan buz mu? Evet. Evet, bir yandan yorumları alıyorum Semra Hanım. Sizin kulağınız yorumlarda olsun. Emine abla buyur, sen yorumunu yap. Mardinli Emine ablacığım, evet, buyur. Evet, Mardinli Emine ablan olarak Semra Hanım'ın böreğini beğendim. Yalnızca şöyle bir şey, böreği soğuktu. Sıcak gelseydi daha lezzetli olurdu. Teşekkür ederim. İçi lezzetliydi. Dışı da çıtır çıtırdı. Semra Hanımcığım, bunu hazır baklava yufkasından yaptınız. Normal böreklik yufkadan yaptım. Tereyağı döktüğümüz için öyle çıtır çıtır oluyor. Elden açılma değil. Yok değil. Hazır. El açması bekliyor muydun? Tabii ki. Yani şimdi basitliğe gelirse, size öbür arkadaşları gözümün önüne aldığım zaman ben hazır yufkaya biraz karşıyım. Madem ki hani bir emek verilecekse ben de o zaman gidip hazır yufkayı alıp içine lezzetli harcı koyup önünüze getirebilirdim. Yarışmanın en önemli noktası zoru başarmak. Bunda bir zorluk bulmadım. Ama lezzetli mi lezzetli. Ben böreğin içini de dışını da beğendim. Peki. Ama bir emek göremedim. Yoksa zaten hazır yufkayı aynı ben de alıp aynı vereceğini düşünmediğim için ama işte sorun da orada. Olabilir. Yani ben de dışarıdan gidip hazır yemeyeceğinizi mi düşündünüz? Lezzet yani açısından mı baktınız olaya? İki tane yufkayı açıp şu börekler iki taneden oluyor. İki tane yufka açıp yetiştirebilirdim herhalde. Keşke yapsaydınız da marifetinizi görseydik. Bir haftada konuşuyorsunuz ya marifetten. İşte bizi şok edecektiniz. Gerçekten şok ettiniz de. Sizi şok etmek mümkün mü? Hazır yufkandan daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için dediğiniz. Siz ekmek tatlısı yapıp koymuş insansınız ya. Tost ekmeğini kızartıp önümüze getirmiş şimdi insansınız. Şimdi sizin ekmeği, rica ediyorum. Sizin tatlınızı da göreceğiz. Daha çok erken tabii bunu ki konuşmak için. Ara sıcaklarımızı karşılaştırırsak. Ekibimiz gördüler nasıl. Ay, sırayla giderse bitti çok iyi zannettikten olur. Sonra 3 aşaması vardı benim tatlımın. Öyle mi? Evet. İnşallah beklediğimiz gibi gelir. Aranızda fısır fısır ne koşur fısır dökün değil. Dökün ortaya, dökün rahatlayın. Diyorum ki bir an önce bana gelsin şu yorum. Peki şu an bak yorum yapıyor. Ben neden yorum yapıyorsun? Ya bu tarafıma yiyoruz, onların ya yorumu. Tarafa onlar sabırsızlanıyor. Bakın 5. gün. Ya bu tarafıma bir kulak kırtık. Emin ablasın öyle bir şey oldu da direkt söyle. Yani öyle bir hale geldim mi? Beğenmiş ki yeriz bak. Öyle mi dinledin mi? Ama biz arkadaşlar bedensel dille konuşuyorsun Aydı. Ağzından konuşuyorsun. Tülay ablacığım. Ben yorum alabilirim. Rica ediyorum senden. Bir bekle, bir sakin ol ve kimseyle muhatap olma. Sadece tabağına bak, olur mu? Yani. Rica ediyorum 5. gün. Buyurun Emine Hanım. Nerede kalmış? Lezzetli dediniz. Enginar pişmiş mi? Ben soruma cevap alayım. Hayır, enginarda şöyle bir şey. Lezzetli, güzel, soğukluğu da güzel. Zaten zeytinyağlı olduğu için. Enginarda hafif zeytinyağı isterdim biraz daha. Yağ yoktu. Evet. Pişmiş mi? Hayır, enginar biraz daha sertti ama enginarı ben yani lezzetli de olsa lezzetsiz de olsa nerede görsem çiğ de olsa yersin. Aynı şekilde yerim. Peki, afiyet çünkü olsun. Çünkü bu sağlık açısından iyi olduğu peki, için. Saadet Hanım'a gelelim. Ben zaten böreğimin yarısını yapmıştım. Tam kıvamında pişmiş. Arkadaşlar sağ olsun. Seninkinde öyle olabilir, benimki damarlıydı. Şey olabilir. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yorumu bitirmek istiyorum. Böreği beğenmedim. Enginarı gelince sebebi nedir? Onu da söyleyin, ev sahibi bilsin. Şöyle kuru olmuş. Ya çıtır çıtır tuzu hiçbir şeysi yok. Kuru, çıtır çıtır değil, kuru olmuş. Hani çıtır çıtır demek böyle yediniz ağza mi dağılır. Yediniz mi? Lezzet verir. Bakın, ama ben kesemedim bak. Bu kuruluktur. Her seferinde hayır, kesemiyorsunuz. Bu kuruluktur. Kesemiyorsunuz. Çıtır çıtır bir şeye bıçak vurdu. Bak böyle yapılmaz dağılır. Böyle. Nasıl yapılır Semra Hanım musunuz? Beni dinleyin de ondan sonra yorumunuzu yapın. Şu tırtıklar niye vermiş? Ben gayet kestim. İşte ben o tırtıkları sabahtan beridir sürtüyorum bakın şu an. Çıtır demek bunu iki kere çektiğinde ayrılması gerekiyor. Bu tamamen kurumuş. İçinde de pirinç ne alaka? Yani yapılışı da buysa hiç hoş değil, beğenmedim. Pirinç konulur bu arada tamam, içine. Yok, yani hoşuma gitmedi. Enginara gelince enginarınız pişmemiş. Zeytinyağlı da karabiberin de ne şeyi olur bilmiyorum. Garnitürü tek tek Osmanlı usulü. Sadece karabiber mi olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır, Osmanlı usulü diye şey yapmadınız da. Hayır, onu demeyeceğim. Garnitürü kendiniz tek tek haşladınız mı? Konserve mi? Haşlamadım. Düdüklü konserve pişirdim. Hepsini tek tek düdüklü evet, de mi pişirdiniz? Konserve pişirdim. Bu konserve. Yani yorum yok. Gözünüzle gördünüz. Hayır. Arkadaş da izleyince görsün. Konserve mi? Şey, hayır. Elinizde mi haşladınız? Hepsi çünkü doğrayıp yaptım. Çünkü kendinizi konservenin emeğiniz şekli havuçta hayır, böyle doğradım olmaz. Patatesi havuçta böyle belirli olmaz. Daha asimetrik olur. Düdüklünün altına bütün garnitürü koydu şiyden. Üstüne enginarları dizdi. Sonra suyunu koydu. Tabii. Baharatını atıp düdüklü de pişirdi. Evet. Çünkü ben hemen bana anladım. Bana böyle bir mayhoş, ekşi çok beğenmedin şey mi? Beğenmedim. El açması yapmadığı için benim için puan almayacak. Ben sizin sofranızda el açması ne vardı?
Ben zaten maharet bakan... isteyen ne vardı? Hayır, bunu siz iddia ediyorsunuz ya, onun için söylüyorum. Sakin ben ilk maharet baştan isteyen beri ne vardı lezzete masanızda? Bakıyorum diye bunu ifade ettim. Yani benim damak tadıma uyması gerekiyor. Ben bütün siz bunu siz benim günümde bana yorum yaptığınızda hani hiçbir şeyi beğenmediniz ya, olmuşa da olmamış. Sadece etimi beğendiniz çünkü siz daha basit bir et yaptınız. Semra Hanım, sizin gününüzde el açması beklediğini söyledim. Sizin etinizden hiçbir farkı yok benim etimin. Sizinkiyle benim arasında sadece sos farkı var. Zaten o yüzden beğendiğinizi söylüyor. Sadece kendi bu eti pişireceği için etimi beğendi. Öyle mi yapmışım? Evet, öyle söyledi ya en başta. Tabii ki. Peki Emine Hanım, yorumunuz nedir arası çek için? Ya etinizi beğenmezdim, başka bir şey beğenirdim. Keşke niye bu kadar art niyetli davranıyorsunuz? Art niyet olan ben değilim, sizsiniz farkındaysanız. Yani beni suçluyorsunuz ama. Ben art niyetli diyorsunuz değilim. Ki, Semra Hanımcığım. Benzer bir et yapacağı için. Ben sadece size söylediklerinizi size hatırlatmaya çalışıyorum. Benzer bir et yapacağı için etimi beğendi diyor. Ben şimdi sizin yapacağınız et kendi kendine orada 10 dakikaya pişecek bir et. Bir hareket yapsaydım ben size dün iki vermezdim. Koyuyorsanız bu kadar birbirinizi basit. Anlıyor musunuz? Ben anlamıyorum. Birbirinizi anlıyor musunuz üst üste şimdi konuşarak? Şimdi konuşmam gerekiyor ama Semra Hanım müsaade etmediği için. Ben hiçbir şey anlamadım konuştuğunuzdan. O yüzden Emine Hanım'a geçmek istiyorum. Buyurun. Buyurun Emine. Öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür afiyet ediyorum. Afiyet olsun. Ben ilk defa enginar yedim. Olması gereken, şimdi size sormak istiyorum. Enginar ağza aldığında bir salatalık gibi gırt gırt gidebilecek. Öyle olması lazım. Biraz daha fazla pişirirsen lapa oluyor. Yok, ben baktığımda öyle bir şey. Ben olmuyor. Sizden hani duymak istedim. Öyle mi olur? Böyle yediniz olması, mi siz? Böyle olması daha gerekiyor. Olması gerektiği gibi pişti. Ben bunu düdüklüde pişirdim. Şimdi o zaman ben bilmediğim için söylüyorum. Düdüklüde pişirdim. Yani 5 dakika daha fazla pişirseydim. Napo şimdi olurdu. Belki de tam zamanda yakaladığın için sevindim. Arkadaşlara da sorun isterseniz, bir de onların fikrini alın. Daha önce yiyemiyorum. Daha yumuşak olurdu. Öyle mi? Ben yemediğim için. Emine abla, biraz daha pişmesi gerekiyor muydu sana göre? Şöyle bir şey, şimdi daha önce yediğin yumuşak mıydı? Tabii çok, ben çok enginarı çok severim. Peki, gerçekten. Yumuşak mıydı onu öğrenmek istiyorum. Tabii birazcık daha yumuşaktı. Bir de tamam. Kız enginar. Yani bebek enginar, işte şunların şeyleri de değişiyor. Mini var, büyüğü var. Bu büyüğüydü biraz. Sadece damarlarını biraz daha... Katılıyorum size. Onda katılıyorum size damarlarını. Damarları. İşte sizde zaten sertlik buldunuz damarları. Damarları alkışlayacak bir şey yok. Siz niye alkışlamaya çalışıyorsunuz? Alkışlamıyorum ben. Yani kıvamını bekliyormuş ama damarları şey. Peki, Tülay Emine Hanım'ı sen Tülay Hanım'cığım, ben sizi idare etmekten... Böyle bir bekle, sıranı böyle beklenemez. Ya bekliyorum, ben masada böyleyim. Sana ne oluyor? Ben canım yanında annen konuşuyorum. Burada konuşmuyorum da bakıyorum. Sen masada sen değilsin. Sen rahatsız oluyorsun. Sen masada değilsin, ya bu kadar rahatsın. Yorumunu yapar mısın? Bana takma. Yapamıyorum. Tamam, sen bana Emine takılma Hanım, yorumunu yap. Emine Hanım buyurun, siz yorumunuzu yapın. Ben böyle şöyle yapıyorum kadın bana. Böyle. Doğru, tamam. Bazen ben de yaparım ellerim. Tamam, ben de yaparım bazen ama yerinde yine yaparım. Sana ne benden? Ben yapıyorum burada bu şekilde. Ben senin oturuşan kalkışan hiçbir şey dedim mi? Sadece biz senin yorumunu bekliyorum. Kalkışalım diye bir şey demiyor. Tam yorumunu bekliyorum. Şimdi bir ses gelince. Pardon, ben bu arada devam edeyim. Bilmiyorum ama nacizane hani hamaratlık açısından da konuşursam. Rahatsız oldunuz mu kıtırlığından Engin? Kıtırlığından rahatsız oldum. Hani bilmediğim için şey, o yüzden arkadaşlara teyit etmek istedim. Ama böyle olduğunu hiç araştırdım. Peki Engin Hanım şey, garnitürüne gelin. Garnitürüne gelince şu, belki şunu yapsaydınız. Hamaratlık adına söyleyeceğim bir şey var. Bunu garnitürü şeyi alta koyup da enginarı alta koyup da garnitürü üste koysanız enginarın daha tez pişmesine sebep olmaz mıydınız? En zor bunun içinde pişen bezelye. O yüzden altı alta soğan koyup enginarla, için. Pardon. Bir şey, ölmesi için şimdi en söylediğiniz zaman da cevap versin. Doğru, özür dilerim. Üstüne garnitürleri koyulur. En kolay pişeni enginardır. Tamam, şimdi şöyle yapayım ben. Bezelyeyi bir tadayım. Şimdi enginar, evet bezelyede ama enginar iki tık daha sert. Belki yer değiştirerek, hani o tarz olsa zaten patates çok ölen bir şey. Bilmediğim, hani bilmiyorum ama bu tarz olsa. Şu anda garnitürlerin hepsi eşit bir şekilde pişmiş mi? Yani şeyi dağılmaması falan, hani patatesin eşit. Zaten bir bezelyede. Böreği beğendiniz mi? Böreğin. Şu an ben çünkü enginarla ilgili yorumunuzdan hiçbir şey anlamadım. Enginar çok hiç sert. Hiçbir şey anlamadım. Pardon, enginarla ilgili yorumunuzdan. Enginar hiç daha önce yemedim, gene tamam, söyleyeyim. Tamam, okey. Enginar sert. Yani olmaması gerekiyormuş. Tamam. Garnitürlerin sert... hepsi aynı anda pişmiş. Ona göre dağılmış mı, iyi pişmiş mi? Yani yok, dağılmış. Patatesler. Neyi dağılmış?
Neresi dağılmış var? Olanlar var. Siz soğanları mı görüyorsunuz içinde dağılmış yoksa? Dağılmış patatesler falan var. Ondan yok, dolayı diyorum böreğinize küp gelsin. Enginarı beğenmedim. Küp damak, küpler. Damak eğer tadıma... şey değdirirseniz... Efendim? Bakın. Burada bütün duruyor. Evet. Tamam. Peki, böreği beğendiniz mi? Böreği geldiği zaman keşke böreğin üstü gibi... Şu kesildi. Hı hı. Şimdi bakın. Şu üstündeki olayda açılıyor ya. Evet. Şu alttaki olayda aynı olayı yaşasaydık. Alttaki dediğiniz kızarmamış mı alt kısmı? Alt kısmında geldiği zaman biraz daha uğraştırıcı bir olay var. Yani daha çok uğraşıyor. Olabilir. Üstü gibi değil altı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Siz bunu daha önce biliyorum dediniz. Böyle oluyor dediniz. Cidden Karadeniz usulü olmuş mu? Lezzetli olmuş mu içi? Şimdi ben bundan da bizim orada yok. Samsun'da ben bundan. İnternetten gördüğünüz için. Evet. Peki. Evet. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Benim yorumum Semra Hanım'a değil. Şimdi kimse Tülay Hanım'a karışmasın. Karışmasın lütfen. Ha. Benim yorumum Emine'ye. Bir yemeği yuttun yuttun sesin çıkmadı. Böreği yedik. Sesin çıkmadı. Benim o güzelim yemeğe yanında... Ay sadece çorbanla koku hissettim. Hayır. Üç tane yedi yemeği. Tavaya da öyle yaptın. Bir eti... Sen bu o... Pardon. Kokuya sen azıcık hayır. Çok sinirlendim ben. Bana destek katılıyor şu anda. Kadı yok. Sizden rica kimse konuşmasın. Aldın dinlerim buna. Hayır. Tamam mı? Senin böreğini de ben sana hiçbir şey demiyorum. Hayır sana hiçbir şey demiyorum. Neden biliyor musun? Hayır. Neden biliyor musun? Semra. Sen yasa kendi yasa. Sana hiçbir şey. Çok önemli. Sadece enginarın zeytinyağı eksik. Sadece tek kusuru o. Hiçbir şey demedin ki. Hiçbir tane tuz yok. Ben bu 27 seneden beri tuz almıyorum ağzıma. Tuz mu yok bunda? Tuz yok. Bakın çorba da tuzsuzdu. Evet, ama, bana göre tamdı. Ama bana göre tamdı. Sen Engin Hanım'ın yemekleri beğenmesine mi şaşırdın? Oyun oynadı bize. Allah Allah. Kim oyun oynamıyor ki? Hayır, üçümüze de aynı tekniği verip de. Ama sen nereden biliyorsun benim hepiniz oyun oynadığımı? Daha kaç çeşit yemek var? Benim üçümüz oynamadı. Şu anda bir ana yemek oynadı. Bir tatlı kalıyor. Evet, bir ana yemek var, bir tatlı var. Ben şu anda çok sinirliyim. Bence sinirlenme. Sinirlenme. Çok sinirlendim. Hiç daha başka bir yorum bakın, yapmıyorum. Bakın ben damak tadım hayır, benim bize tuzsuz. Nasıl geldin oturdun çok anlatsın. Emine Hanım'ı sonra konuşuruz biz. Bana ben yorum istemiyorum. Buna yorum yapmıyorum. Neden? Çünkü çok sinirliyim. Emine Hanım'a çok sinirlendim. Peki bir Emine Hanım'a çok sinirlendim. Hayır, çok sinirlendim. Oturuyor kalkıyor. Alın bunu alın bunu. Alın korkuyor. Bir şey yapmadım. Hep zıplıyor yanı zıplıyor bu yanı. Bugün oturmuş. Hanım. Ben size böyle bir tavırda bulundum mu? Bana böyle bir şey yapılmasını değil, istiyorsun ama. İstemiyorum. Bak bana böyle neden bir şey yapılmasını. Ne dedim hayır burada? Semra Hanım bekti. İki gün çizgisini, hanımefendiliğini çok korudu dedi. Ne zaman siz bayanlar beni şimdi kitaplara çıkardı. Bir gün, o zaman bir gün. Bozdu dedi. Beni şimdi hala çok nazik dedi. Hala üstüne git hala. Lütfen Emine Hanım masama, ya. Ben böyle bir şey görmedim. Fesatlık sokmayalım. Fesatlık sokmuyorum. Lütfen, bakın ben sizin yaptığınız gibi arkadaşlar. Bir saniye Semra Hanım. Semra Hanım. Semra Hanım. Semra Hanım. Ben Semra Hanım. Ya ben yemedim. Tülay abici bir saniye. Ben. Tamam ana yemeğe geçiyoruz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Yoksa siz iki üç saat kavga edeceksiniz. Bir de birbirinizi dinlemiyorsunuz. Resmen kavga ediyorsunuz. Semra Hanım ortalık karıştı. Bu kadarını bekliyor muydunuz? Gerçekten beklemiyordum. Tülay Hanım'ın bile bu kadar cephe alacağını düşünmüyordum. Emine Hanım daha sakin davranıyor. Size karşı bir zaafı olduğunu düşünüyor musunuz? Rakip olarak gördüğü için şu anda bombardıman yapıyor. Masadaki herkes beni kendine tehlikeli bir rakip olarak görüyor şu anda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.